kapılarımız bakın. Yani hiçbir şey olan yüzü ne yapıyordu? Anterior tarafa geliyordu. Yani facies postalis'e anteriora bakıyordu ve daha iç bükeydi. Dorsalde baktığımız zaman konvex olan yüzünü görüyoruz. Facies posteriorunu görüyoruz. Facies posteriorunda daha farklı oluşumlar görüyoruz. Facies posterioru. Üç tane kenarı var, üç tane köşesi var, görüyorsunuz. Kısa kenarı yukarıya geliyor, kısa ve üzerinde çentikli olan, bakın çentik şurada. Kısa ve çentikli kenarımız yukarıya doğru getirilmesi gerekiyor. O yüzden margot süperiyor diyoruz. Margot falan, margot süperiyor. Daha kalın, daha eğimli olan kenarı lateral, yani dış tarafa getiriliyor. Margot lateral istiyoruz. Daha düz, daha ince olan kenar iç kenarıdır. Margo medialis diyoruz. Margo medialisler her ikisi kapılanın vücutta margo medialisleri birbirine bakan taraflarıdır. Margo medialisler arası eklem yoktur, kaslarla doludur. Margo medialisler birbirine bakan iç kenarlardır. Bakın köşelere baktığımız zaman angulus superior üst köşe var. Angulus superior. Şurada angulus inferior var, alt köşe. Ve dış köşesi, angulus lateralis'i üzerinde eklem yüzünün olduğu köşede angulus lateralis'tir. Facies anterior'da, bakın çukurluk var şöyle, facies anterior'daki şu çukura fossa subscapularis adı veriliyor. Fossa subscapularis, içine muskulus subscapularis yerleşiyor bu çukurun. Fossa subscapularis. Dorsal yüzü, bakın kemiğin dorsal yüzü, konveks olan, facies posteriori, sırt tarafına bakan yüzü. Bu yüz üzerinde bakın şöyle, medial kenardan başlayıp laterale doğru uzanan yapılar görüyorsunuz. Medial kenardır. Medial kenardan başlayan, trigonum spinal scapula dediğimiz bir üçgen alan şeklinde başlayan bir yapımız var burada. Spinal scapula diyoruz şu yapıya, spinal scapula. Spina scapula daha laterale doğru gittikçe kalınlaşıyor. Yeni bir yapı oluşuyor. Buna akromion diyoruz. Akromion, angulus acromialis denen bir köşe, bir açı yaptıktan sonra şöyle devam ediyor akromion. Omuz çıkıntısını yapan yerdir akromion. Akromion biliyorsunuz bir de akromion klavikular eklemin yapısına katılıyor. Yani klavikularla eklem yapacak. Klavikularla eklem yapması için akromionun medial tarafında, bakın medial tarafı, medial taraf burası, şöyle çevirelim şöyle. Akromionumuzun medial tarafındaki şu eklem yüzüne facies articularis klavikularis ismi veriliyor. Klavikularla eklem yapan yerdir. Tekrar spina scapula'ya bakalım. Spina scapula'nın üst tarafındaki çukura fossa supraspinata, alt tarafındaki çukura ise fossa infraspinata adı veriliyor. Buraya da aynı isimli kaslar yerleşiyor. Tabii şurada kemiğin bütünlüklü olması lazım. Bunlar sonradan aşınmış. Burası bütünlüklüdür ama bir çukurdur. Aynen burası gibi, şunun gibi. Fossa infraspinata var, şurada da fossa supraspinata var. Aynı isimli omuz kasları da muskul supraspinatus ve infraspinatus bu çukurlarda yerleşiyor arkadaşlar. Bakın kemiğin üst kenarında bir çentik olduğunu söylemiştim. Bu çentiğimize incisura scapula adı veriliyor. Şu çentik, bakın şurada çentik. Incisura scapula, şu kısım. Incisura scapula. Incisura scapula'dan daha lateralde bir çıkıntı var. Bakın buna processus coracoideus diyoruz. Processus coracoideus.
kemiğin lateral köşesinde, lateral kenarı yukarıya doğru devam etti. Yukarıda lateral köşesini yaptı, yani üst kenarla kavuşacak köşesini. Bu köşede bir eklem bizi var. Bakın şurada. Kemiğimizi şöyle lateral tarafından bakarsak margo lateralis. Angulus lateralis'te bir eklem bizi var. Buna cavitas glenoidalis adı veriliyor. Cavitas glenoidalis. Cavitas glenoidalis kapı tümeriyle eklem yapan yerdir. Cavitas glenoidalis. Bunun üst kısmındaki kabarık alanı tüberkülum supraglenoidale diyoruz. Alt kısmındaki kabarık alana da tüberkülum supraglenoidale diyoruz. Buraya da yine bunlar da kas yapışma yerleri. Tüberkülum supraglenoidale, tüberkülum supraglenoidale. Cavitas glenoidalis'in skapulaya bağlandığı şu boyun kısmına ise kollum skapula diyoruz. Kollum skapula. İkinci domuz kemeri kemiğimiz singulum pectorale oluşturan ikinci bir kemiğimiz de clavicula. Clavicula arkadaşlar iki tane ucu ve bir de cismi olan bir uzun kemik. İki ucu ve cismi. Bu uçlardan daha yassı olan şu uç oluyor. Yassı olan yani yüksekliği daha az olan. Siz bunu kavradığınız zaman bu kemik yüksekliği azdır hissedersiniz. Şu ucun yüksekliği kalın olur şöyle tuttuğunuz zaman. Kalın olan uç budur. Bu yassı olan uç. Yassı olan uç akromial ucudur kemiğimizin. Extremitas acromialis diyoruz bu uca. Diğer uç extremitas sternalis diyoruz bu uca. Extremitas acromialis'in olduğu uç, extremitas acromialis daha doğrusu, dış tarafa gelir vücutta. Dış tarafa doğru, omzumuza doğru daha yakın durur. Dış tarafta durur. Ve facies articularis acromialis dediğimiz eklem yüzü vardır. Facies articularis acromialis dediğimiz eklem yüzü sayesinde akromyonlar eklem yapar. Şuradaki şu yüz, şu eklem yüzü. Şöyle bakalım. Normalde daha şey olması lazım. Biraz aşınmış burada. Burada bir eklem yüzü var. Facies articularis acromialis dediğimiz eklem yüzüyle akromyonda da buna eklem yapan yüz vardı. Ve diğer tarafında artikülasyon acromioclavicularis oluşur. Kemiğimizde bakın iki tane iç yükeyliği var. İç yükeylik, iç yükeylik. İki yerde iç yükeyliği var. İşte bu iç yükeyliklerden bir tane söyleyecek. Hangisi vücudun karşısına bakacak olan? Akromyal uca yakın olan. Akromyal uca yakın olan iç yükeylik vücudun karşı tarafına doğru bakar. Yani anteriorda kalır. Lateral tarafta kalır. Diğeri tam zıttı. Bu kritere de baktığımız zaman bir de neye bakacağız? Bakın kemiğimizin alt yüzünü çevirelim şöyle. Kemiğimizin bu alt yüzü, inferior yüzü. İnferior yüzünde şurada bir oluk olduğunu görüyorsunuz. Pointer'da da gösterelim. Şurada bir oluk var alt yüzde. Üst yüzünde böyle bir oluşum yok. Bakın üst yüzü daha düz. Oluk yok. Alt yüzünü çevirdiğimiz zaman inferior yüzünde var. İnferior yüzdeki şu oluk, sulcus musculi subclavi. Musculus subclavius buraya yerleşmiş. Bu kemiğin komşusu olan birinci kostayı da hatırlarsanız gövde kemiklerinde kostaları göreceğiz. Kaburgalar, kostalar. Birinci kostayla arasında bir kas var. Yani koruyor. O iki kemik arasında bir hava yastığı gibi de dinlemeyip durmuş oluyor kas. Musculus subclaviusun yerleştiği yerin aşağıda olduğunu oradan anlarız değil mi? Musculus subclavius. Akromyal uç dışında bir de sternal uç var. Extremitas sternalis, facies articularis sternalis. Facies articularis sternalis. Sternum da göğüs kemiğidir. Bu oraya tutunuyordu. Facies articularis sternalis. Bir de ligamentler yapışıyordu. Bu kemiğin üzerinde ligamentler yapışıyordu. Akromyoklavikular ekleri gördünüz siz. Şeyi gördünüz. Orada bağları gördünüz. Sternum klavikular ve akromyoklavikular
eklemleri ve bağlarını gördünüz. Burada daha yapışma yerleri var. Bakın şurada mesela ligamentum conoidium yapışma yeri olan tüberkülüm conoidium var. Ligamentum trapezoidium'un yapışma yeri olan linea trapezoidea var. Linea trapezoidea. Tüberkülüm conoidium. Linea trapezoidea. Bağın yapışma yerleri. Sternal hücre yakın olarak da şeyin izi var. Şu kısımda impressio ligamenti postoclavicularis dediğimiz bir iz var. O da ligamentum postoclavicularis'in yapışma yeridir. Ligamentum postoclavicularis'in yapışma yeridir arkadaşlar. Impressio ligamenti postoclavicularis. Burada bir ligamentin izi. Diğer uçta da akromiyotta iki tane ligamentin izi var. Daha doğrusu birinin dünyası, birinin de kabarık alan tüberkülü var. Üst ekstremitenin serbest kısmına baktığımız zaman üst ekstremitenin serbest kısmında brachiumda bir kemiğimiz var. Ona da humerus diyorduk. Bu kemiğimize humerus diyorduk. Önce kemiği bütünlükte tanımak lazım. Bakın humerus'ta üst ucuna extremitas proximalis, cismine corpus humeri, alt ucuna da extremitas distalis diyorum. Extremitas proximalis'te neler olduğunu görmek lazım. Extremitas proximalis. Bakın kaput humeri dediğimiz baş kısmı hem içe hem de yukarıya bakması gerekiyor. Şuradaki boyun kısmına, boyun kısmı, kolum anatomikum diyoruz. Kaput humeri, kolum anatomikum, şurası tüberkülüm minus. Tüberkülüm mayus. Krista tüberküli minoris. Krista tüberküli majoris. Tüberkülümlerin arasındaki oluk vardı. Sulcus inter tüberkülaris. Sulcus inter tüberkülaris. Şu boyun kısmına, cerrahi boyun kısmına da kolluğum şirurşikum adı veriliyor. Kolluğum şirurşikum. Kemiğimizin korpusunda lateral yüzde, lateral yüzde tükürtüklü alan vardı. Deltoid kasının yapıştığı. Buraya tümerostas deltoide alıyoruz. Muskulus deltoideus kası burada sonlanıyordu. Ve hemen onun aşağısında böyle daha anteriyora doğru dönmeye çalışan bir oluk var. Buna da sulcus nervi radialis adı veriliyor. Nervus radialis adlı sinir burada oluğu oluşturmuş. Nervus radialis oluşturmuş. O yüzden sulcus nervi radialis adı veriliyor. Kemiğin alt ucunda bakın. Kemiğin alt ucunda şöyle bu ventral yüzü dorsal sırt tarafını çevirelim. Posterior yüzünü çevirelim. Burada büyük bir çukur var. Bakın postolefrari bunun da kemikte arkaya gelmesi lazım. Bu da bir kriterdir. Yani kemiğimizin başı yukarı ve içe bakacak. Şu büyük çukur da arkaya bakacak. O şekilde siz kemiğin sağ veya soldaki humerus olduğunu ve nasıl yerleştiğini, oluşumlarından yukarıya geldiğini ancak o şekilde teyit edebiliyorsunuz. Fossa olecrani. Fossa olecrani arkaya doğru gelen bir oluşum kemiğimizde. Şurada bakın. Kemiğimizin alt ucuna yakın hangi yapılar var? Kemiğimizin kenarları, mesela margo medialis dediğimiz iç kenarı, aşağıda krista supracondylaris medialis adını alıyor şu kısımda.
Daha sonra da epicondylus medialis oluşuyor. Epicondylus medialis. Margo lateralis, margo lateralis aşağıda crista, supracondylaris lateralis oluyor. Sonra epicondylus lateralis şurası. Şu kısım epicondylus lateralis. Epicondylus lateralis. Epicondylus medialis daha belirgin bir epikondildir. Ve epicondylus medialis'in posterior yüzünde şurada bir olut vardır. Epicondylus medialis'in komşuluğundaki şu oluğa sulcus nervi ulnaris adı verilir. Bu oluğu da nervus ulnaris yapmış. Bu nervus ulnaris isimli sinir buradan geçerken bu oluğu oluşturmuş. Öyle düşünün. Nervus ulnaris'in oluğu. Şurası convolus umeridir. Bakın burada bir küre var, bir de makara var. Geometrik olarak şu an bakıyoruz. Bir makara var. Makara iç tarafta. Epicondylus medialis'e yakın bir makara var şurada. Ve yanında da bir küre var. Dış tarafta. İşte şu makara şeklindeki yapıya medialde kalıyor ve makara şeklinde. Buna trochlea umeri diyoruz. Trochlea umeri. Trochlea umeri şurası. Onun daha dış tarafında alt uçta bakın bir küre var. Buna da baş küçük var. Baş küçük gibi bir şey. Kapitulum. Bu bir adı veriliyor. Kapitulum. Bu meri. Bunların üstlerinde de çukurlar var bakın. Makaranın üstündeki çukura yani trokleanın üstündekine fossa koronoidea diyoruz. Kapitulum üstündeki çukura da fossa radialis diyoruz. Az sonra radius ve ulnayı tekrarladığımız zaman onun da üst uçlarındaki yapıların isimleri tekrar size buradaki isimleri biraz çağrıştıracak. Çünkü burada bir eklem oluşacak. Eklem üzerindeki hareketler, fleksiyon sırasında falan bu çukurlara onların üst uç yapıları, ön kol kemiklerinin üst uç yapıları yerleşecek. Veya eklem yüzleri bu konveks eklem yüzlerine uyumlu bir şekilde yani onların isimleri o yüzden onlarla ilgili olabilir. Tabii bu kemikte de pratik olarak bunları gördükten sonra bir tane umerus, bir tane radius ve ulna bakalım. Radialis.
ulna var. Tuberositas ulna. Tuberositas ulna. Tuberositas ulna musculus brachialis'in yapıştığı yerdir. Şurada keskin kenarını bulalım. Bakın margo interosseus keskin kenar. Radius'a bakan kenarı margo interosseus'u. Musculus supinatoris'in yapıştığı yer şurası. Crista musculi supinatoris. Crista musculi supinatoris. Alt uçta bakalım kaput kısmı var. Kaput ulna. Kaput ulna. Baş kısmı. Kaput ulnanın çevresini saran eklem yüzüne circumferansiye artikülaris diyoruz. Kaput ulna. Circumferansiye artikülaris dediğimiz eklem yüzü sarıyor çevresini. Yine profesus spinoideus ulna var. Profesus spinoideus bir tanesini şurada bir görüntüsü. Biraz kırılmış gibi. Bunun da üstü çok kritik değil ama şey görüyorum. Geliyor. Şurada kadar profesus spinoideus burada da bakın profesus spinoideus da değil dış tarafa gelmesi gerekiyor. Laterale gelecek. Kalınmışı aşağıya getirdiniz. Spinoid çıkıntıyı laterale getirdiniz. Bir de dorsal yüzünü bulalım kemiğimizin. Sırt tarafı neresi? Alt uç belirliyor onu. Tuberculum dorsale dediğimiz yapı şurası. Tuberculum dorsale. Bakın yanında ekstansör kaslara ait koltuklar var. Tuberculum dorsale dediğimiz kabarık alan sırt tarafına yani posterior yüzüne geliyor kemiğimizin. Kemik böyle belirlendikten sonra nerede durduğu yapıları bakın kaputu var. Kaputta değil ve kolumda değilse değil mi? Boyun kısmı. Baş kısmının çevresine çeviren şu şeye circumferansiye artikülaris diyoruz. Circumferansiye artikülarisi şudur. Şu üst kısmı da fovea artikülaris radii kısmı. Fovea artikülaris de şurası. Tuberositas radii musculus biceps brachii'nin tendonu yapıştığı yer. Şurası medial kısmı olduğu için şurada margo interosseusu var. Ulnayla komşuluk yapacak. Buraya membrana interossea antebrachii yapışacak. Bakın alt uça doğru devam ettirdiğiniz zaman ulna başıyla eklem yapan yer geliyor karşımıza. Burada membrana interossea yapışarak ulnaya bakan tarafıydı. Aşağıda da radio ulnar ve distalde yer alan eklem oluşacak. Şurada bir çentik var. İnsisura ulnar istiyoruz. Ulnanın aşağıda olan kaputu gelip burayla circumferansiye artikülaris var içerisinde gelip bununla eklem yapacağız. İnsisura ulnar. İnsisura ulnar. Şu alt yüzünde bir eklem yüzü var. Fasciatus artikülaris carpalis. Carpal tendonlarda eklem yapacak olan kısmı fasciatus artikülaris carpalis. İlk iki karpal kemikte eklem yapacaktır. Burası da fasciatus artikülaris carpalis. Kemiğin cisminde bir kas yapışma yeri daha vardı. Onu da söyleyeyim. Cisim kısmı, bakın corpus radii. Corpus radii cisim kısmı genel olarak. Cisim kısmında medial tarafta margo interosseus'u bulduk. Tam ters tarafı çeviriyorum. Lateral tarafı. Fasciatus lateralis. Bakın dış yüzü. Fasciatus lateralis'te bir kürtüklü alan var.
olarak tanımlanıyor. Burası tüberostaz, pronatoria, lateral yüzünde. Burada iki tane kas yapışma yeri var. Anlatıldı. Bulmada da yine iki tane kas yapışma yeri var. Birisi krista, birisi tüberostaz şeklindeydi. Birinde supinator, birinde pronator kas yapışma yeri var. Var zaten 5 tane kemiğin yani pratiği var. Diğerlerini de tabii siz el kemiklerini teorik olarak biliyorsunuz. Onları teorik olarak çalışıyorsunuz. Burada kemiklerimizin üzerindeki oluşumları hepsini gördünüz. Şimdi 2 tane maket var elimizde. Eklem maketi üstteki sremine ile ilgili. Bir tanesi hem akromiyokromular eklemi hem de omuz eklemini gösteren şu maket. Bir diğeri de dirsek eklemini gösteren maket. Bakalım onlarda neler görebiliriz pratik olarak. Ben burada omuz ekleminin oluşumuyla ilgili, omuz eklemiyle ilgili iki tane bağ hatırlatmak istiyorum size. Bakın skapula kemiğini yine görüyorsunuz. Kavitas glenoidalisinin olduğu şu kısım. Kavitas glenoidalisi. Şurada ligamentum, glenohumerale dediğimiz bağlar. Ligament alıyoruz. Aslında çoğul diyoruz. Superius, medius, inferius bölümleri olduğu için. Ligamenta glenohumerale dediğimiz bağlar. Burada omuz ekleminin tabi kapsülü görünüyor. Bursalar görünüyor. Onların isimleri tek tek pratikte çalışmanıza gerek yok. Teorik olarak çalışıyorsunuz. Bursa deltoid kasının yapıştığı veya da onların korakoid çıkıntının altında falan subkorakoid, subdeltoid gibi bursalar vardı. Yeşil renkte onları göstermişler. Atlaslarda mavi gösteriyor herhalde resimlerde. Var yine korakoid çıkıntı şuradan görünüyor. Korakoid çıkıntı. Bakın proses korakoidiyoruz. Akromiyon görülüyor. Akromiyoklavikular eklem ve bağı. Ligament akromiyoklavikularla görülüyor. Klavikula. Bir de şu bağı da biraz tanımlayayım. Sonra hangilerini daha iyi bilmeniz gerektiğini bir daha hatırlatayım. Bakın şu arada bir bağ görünüyor. Aslında nereden geliyor? Bakın proses korakoideus tam tüberkülün mayısı doğru gitmeye çalışıyor. Ligamentum korakoideale. Yani omuzda bağlar 5 tane bağ vardı omuz eklerinde öğrenmiştiniz. Onlardan 2 tanesini burada maket üzerinde gösteririz. Ligamentum glenohumerale ile ligamentum korakoideale'yi aklınızda tutarsanız pratikte şunlar net görünen bağlar. Akromioklavikular bağları falan diğer sternoklavikular bağları falan onları öğrenmişsiniz, teorik olarak öğrenmişsiniz. Bir de dirsek eklemimize bakalım. Dirsek eklemimizde yine bağlarımıza bakalım. Dirsek ekleminde tüm bağlar görünüyor. Noktadaki bağları yani hem teorik hem pratik çalışabilirsiniz. Artikülasyon kubiti de tabii kapsül artikülarisi var. 4 tane de bağ söylemiştim size. Bakın bir tanesi şu epikondilus medialis, epikondilus lateralis. Humerus'un alt ucundaki oluşumlar. Alt ucuna yakın olan oluşumlar. Şöyle bakalım. Epicondylus medialis'ten başlayıp ulnaya, ulna uzanan şu bağ ligamentum collaterale ulnar diyoruz. Ulnadır. Olecranon. Ulna. Şu bağımıza tam tersi tarafını çeviriyorum bakın. Ligamentum collaterale radiale ismi veriliyor. Ligamentum collaterale radiale, radius'tur bu da. Ligamentum collaterale radiale. Şurada anüler şekilli bir bağımız var. Buna ligamentum anülare radii diyoruz. Ligamentum anülare radii radius başının çevreliği. Incisura radialis'e yapışmış bakın. Yine incisura radialis ile radius boyunu arasında dörtgen şeklinde bir bağımız var. Buna ligamentum quadratum cubitum diyoruz. Şu bağ ligamentum quadratum cubitum. İki tane kollateral yani eşlik eden bağlar kemiğin ismiyle anıldı. Zaten Rokol kemiğine göre isimlendirdik. Uzandığı Rokol'a göre, Rokol kemiğine göre. Bir anüler bağ, bir de dörtgen şeklinde. Şöyle boyun kısmıyla radiusun, ulnanın, incisura radialis arasında uzanan bağ arkadaşlar. Burada dört tane bağ.
Bunları öğrenirsiniz. Şu kastır, musculus biceps brachii kasının tendonu burada gösterilmiş. Musculus biceps brachii'nin gelip tuberostas radii'ye yapıştığını görebilmeniz açısından. Bir de şurada iki ön kol kemiği arasında membrana interosseana antebrachii dediğimiz bir membran var biliyorsunuz. Membrana interosseana her iki kemiğin. Bunların arasında tabii burada kısa bir şey görünmüş aslında daha aşağı kemiğin tümü olsa daha büyük bir yapı olduğunu biliyorsunuz resimlerde var. Membrana interosseana antebrachii dediğimiz yapı görünmüş. Pratikte de görülen şeyler bunlar. Kaslarla ilgili kas yapışma yerlerini şey açısından origo ve insersiyoların önemi açısından kemiklerin origo ve insersiyo olma işlevlerinin de çok önemli olduğunu açıklama açısından çok fazla kas isimleri var notlarınızda. Onlar tabii ben size kas falan sormayacağım. Arkadaşlarınız bana hocam kasları soracak mısınız falan. Kaslar önümüzdeki sene göreceksiniz. Sadece bu dolmantının gelişmesi açısından yani işte bir tüberkülün supraglenoidal ve infraglenoidal diye mesela görüyorsunuz işte tüberkülün supraglenoidalden veya da protez korakoidiyostan başlamış bir kas gelip radiusta bir tuberostas radide ve sonlanabiliyor. O arada geçerken işte kirişi yenip bir topustan geçerken orada bir bağ ona bir tünel oluşturabiliyor. Yani işlevsel düşünebilmeniz açısından kasların eklemleri çaprazladıklarını görmeniz, hani bir yerde bir kemikte bir origosu var yapışmış tendonuyla, daha sonra başka bir kemikte eklem çaprazlamış, yine kemik üzerinde kendine insersiyon yeri bulmuş. Orada da işte bir tuberostas yapmış, bir linea yapmış, bir tuberkülüm yapmış falan, bağlar yine aynı şekilde. Yani bu şekilde düşünmeniz açısından ben onları yazıyorum, kas falan size sormuyorum. Kemiklerin üzerindeki oluşumları, eklemleri, eklem tiplerini, ligamentleri bilmeniz bu ders için yeterlidir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa sorun veya da maketleri alıp çalışabilirsiniz. Veya da kalabalık. Ben teşekkür ederim.